Bu benim yeni formülüm Şahit Bey. Hem size hem de eşinize yararlı olabilir. Siz beni dinlemiyorsunuz galiba. Sen sus, gözlerim konuşsun. Sen sus, yeter ki ömrüm gitsin. Şahit Bey, çok hoşsunuz ama sadece bunu gözlerimle anlatamam, bu somut bir olay. Biraz da sözlerime kulak. Affedersiniz, ne diyordunuz? Bu benim yeni mucize formüllü ilacım ve müthiş bir saç çıkarıcı. Şahit Bey, diyorum ki bunu hem Zaruret Hanım'ın kaşlarını çıkarmasında kullanabiliriz. Yani bir de şey var. Yani anlıyorum. Şahit Bey, lütfen, lütfen yanlış anlamayın. Ya saçlarınız şu tenha haliyle de çok şirin ama biraz kalabalık bir şirinlik istiyorsanız bunu kullanacağım. O zaman kendilerine bir sorayım. Nasıl yani? Saçlarıma yani, hepsini tek tek isimlerle tanırım da. Sen Murtaza, ne dersin? Ha, öyle mi? Tamam, tamam. Peki sen Ayşegül, sen ne diyorsun? Tamam. Peki sen Niyazi, Niyazi sen ne diyorsun? Tamam. Ne diyorlar? Tamam. Olur diyorlar. Sayıları o kadar az ki canları sıkılıyormuş. Eşiniz de kullansın, siz de alın. Yalnız bundan çok az kullanacaksınız ve şu Ayet Bey, çok önemli bir şey bu. Saçlarınıza yavaş yavaş friksiyon yapacaksınız. Ben friksiyon yapmayı gerçekten çok severim. Bak, friksiyon dedim, aklıma Çınarcık geldi. Çınarcık'a gideriz değil mi? Şahit Bey, friksiyonu nasıl yapılacağını ben size isterseniz göstereyim. Şimdi şöyle yavaşça saç diplerine doğru masaj yapıyorsunuz. Ovuşturarak parmaklarınızı o kadar bastırmadan yavaş. Başıma kelebekler konuyor sanki. Ne oluyor ben? Ödümü kopardım ben. İsmi lazım değil geldi sandım. Ne var ne? Affedersiniz. Özel konuşuyorsanız ben gideyim. Hayır, özel konuşmuyoruz. Tam aksine gayet genel konulara değiniyoruz. Tabii. Genel Kurmay Başkanlığı, genel kurul, genel idareler, genel ev, rak. yani genelde seni ilgilendirmeyen konular. Şahit Bey, ben izninizi rica ediyorum. Görüşürüz. Umarım daha müsait zamanlarda. Nasılsınız Azra canım? Teşekkür ederim Mersin. Sen nasılsın? Vallahi ne diyelim, kötüyün. Ev sahibi kiraya atıldı. Kalkılmış beni terk etti. Mali vaziyetle boktan. Üstelik kafamın tam şurasında rahatsızlıktan kaynaklanan bir ağrı var. Lan karı hem nasılsın diye sordu hem de cevabını dinlemeden çekti gitti be. Ulan kadın sana nezaketen hatı sordu. Sen tutup hayat hikayeni iç gıcıklayıcı bir ifadeyle arkası yarın haline getirdin. Evet, ne vardı? O kadar giriş taksimi yaptık, boşa mı gitti yani? Mali işler dedik, ev sahibi dedik. Para istiyorsun yani. Akıllı adamsın vesselam Şahit Bey. Lep demeden yanında rakısını bile anıyorum. Yanlış zamanda geldin. Zaruret bugünlerde kıskanç ve kaşsız bir dişi kaplan gibi. Zırnık koklatmıyor bana. Yani anlayacağım, kelin ilacı olsa neyse, atasözlerini bir tarafa bırakalım. Yani diğer bir deyişle başka kapıya. Etme Şahit Bey, sen de vermezsen ben nereden para bulacağım? Kazanmayı denesen? Denemedim mi sanıyorsun? Ama ya şansım hiç yaver gitmiyor Şahit Bey. Sayısal lotoda hep ikide kalıyorsun. Altılı ilk ayakta yatıyor. Toto desen... Ben çalışarak kazanmaktan bahsediyorum. O ne ki ne? Ha anladım, bana iş teklif ediyorum. Tamam, kabul. Senin yanında çalışabilirim. Ama öcük biraz avans verirsen tabii. Parasızlık seni pek şakacı yapmış İtilmiş Bey. Acaba alnımda majüskül bir K harfi mi var? Bende keriz tipi mi var yoksa? Ulan geçen sefer malların yarısını yedin duymadın. Dolabı ve yazar kasayı da lüpletmeden yallah başka kapıya. Yani bu şimdilik olmaz mı demek oluyor? Şimdi diğer bir deyişle şöyle bir söyleyeyim. Havada bulut, sen bu bilim kurgusal hayalleri unut. Beni çok üzdün Şahit Bey. Yani rahmetli Lady Diana'nın vefatından bu yana bu kadar üzülmediydim. Bak yine de sana bir kıyak yapıp başka bir iş ayarlayabilirim. Nasıl bir iş? Anı dele. Hüsnü Bey'e bak diyeyim. Hüsnü benim. Ben de İdilmiş. Şahit Bey size telefon ettiydi.
He, anladım. İyi, kalıbın yerinde. Sahiden, şu ayıp ben dediği kadar çalışkan mısın bakalım? Yorgunluk nedir bilmem. Haşa huzurdan eşek gibi indim. Sırtıma büyük odun vurun, ben hiç üşenmem taşır. Burası oduncu değil. Sadece araba yıkayacağız. Ya iyi, kolay iş canım, ben tek elimle yaparım onu. Recep, arkadaşa bir araba verin. Hemen işe başlasın. Affedersiniz Hüsnü Bey, bir ayrıntıyı unutmadık mı? Gerçi paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık da. Ben şunun bir adını basak diyorum. Ücreti akşama görüşürüz. Önce yaptığın işi görelim bakalım. Recep, arkadaş al. Hadi gel. Her zaman kendimindir. Çok sürer mi? Yok, ben şipşak yıkarım. Akşama hazır ol. Akşama mı? Bırak dalga geçmeye. Şurada bir çay içip yarım saatten gelip alacağım ya. Yani sen yarım saatlik yıkamam istiyorsun. Ne? Yani normal banyo. Hamam, kese, göbek taşı filan yok. Duşa sokacağım. Kırgın adamsın. Unutma, paspasları da yıka. Tamam. Bilmem, ben geldiğimde kimse yoktu. Ya hop usta, çok geç kaldık, ne de adam ya. Ne oluyor arkadaşlar? Kimse yok. Arabamız nerede? Nerede bizim yıkayıcı? Burada kimse yok. Az önce buradaydı ama kaybolmuş. Benim arabayı da sabunlu bırakmış. Ne cehenneme gitti peki? Gitilmiş. Hazır mı benim araban? Hangi senin araba? Bu işte. Ne bileyim, hazır herhalde. Gitilmiş. Gitilmiş, gitilmiş. Neredesin lan? Hadi abi, acele et biraz. İşimiz gücümüz zaten. Tamam abi, hemen. Hemen abi. Arkadaşlar, bir ses duydunuz mu? Ya arkadaşlar, buyurun uyuyun abi, baksanın arabada. Sen burada ayıp esiyorsun herhalde usta. Bu hamurtu ne böyle? Ses benim arabanın içinden geliyor galiba. He, arabadan mı? Ulan yaktım çıranı! Yaktım ulan çıranı, yaktım! Eyvah! Ne abi? Arabayı seller götürün. Öldün lan, öldün. Çabuk dışarı çık. Panik yapma patron. Ölmedi. Sadece biraz kestiriyorsun o kadar. Vallahi benim suçum yok. Herif geldi dedi. Ne dedi? Arabanın içini kököz körüne çevir mi dedi? Paspasları da yıkadı. Kardeşim deli etme beni. Paspaslar arabanın içine yıkanır mı? Çıkar dışarıda yıka. Öyle de olabilir tabii. Ama ben öbür türlü alışmıştım. Yani zamanla doğrusunu öğrenim. Artık gelme. İstemiyorum. Git. İyi ya, ne edelim? Ne bekliyorsun? Paramı almadım. Ne parası? Sen bana otel parası ver. Bütün gün horul horul uyudun. Abartma patron. Sadece öğlen şekerlemesi. Bütün gün uyusam bunca işi yapabilir miydim? Bir şey söylerdim ama Şuhab Bey'in hatır var. Başıma bir yığın iş açtım. Gidiyor musun yoksa sen adamlarımı attırayım mı? Ben kendim giderim. Sağ ol. Bari bir civara parası verin, helalleşelim. Lan git!